Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Gelecek bize jet sosyete, hayallerden gelecek jet sosyete, yeni düğmeli emrimizden jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz, tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Ay maşallah. Ne efendi be kız? O yavrum. Hep böyle 32 dişi ortada. Değil mi? Hem güzel hem güler yüzlü maşallah. Hem de normal. Akıl sağlığı yerinde bir insan. Ozan için bir ilk diyebilirim. Ya sağ olun. Esas benim için böyle sizler gibi kıymetli insanlarla tanışmak, vakit geçirmek bir şeref. Ay canım. Estağfurullah. Canım biz sizle özellikle çok tanışmak istedik. Ay çok teşekkür ederim. Çünkü bir aydır düşüp kalkıyoruz dedi bu. Düşüp kalkmak ne ya? Of. Ne var bir düşüp kalkmakta? Ne var? Düşmez kalkmaz bir Allah. Değil mi? Öyle bir laf yok muydu? O bambaşka bir konu değil mi? Şimdi İpek'cim gördüğün gibi bizim gelin portföyümüzün kalitesi bu. O nedenle sen bize Allah'ın bir lütfu gibi geldin çocuğum. Yani şimdi gelin deyince tabii biz daha yani birbirimizi tanıma aşamasındayız ama kısmet. Aynen, kısmet. Ozancığım senin arkandan esiyor. Sen buraya gel, ben oraya geçeyim. Ben neyim burada ya? Yok yok, sen bu tarafa geç, ben o tarafa geçeyim. Ama tatlım, o zaman senin arkandan esecek. Ne fark eder hayatım, senin yerine ben hasta olayım, hadi. Bahçe kafasını kapatsak da bu acılarımıza bir son versin. Ya inanın, Ozan'a bir şey olacak diye ben o kadar merak ediyorum ki onun yerine ben hastalanayım. Seve seve ateşlenirim. Ya onun yerine benim başım ağrısın tadını çıkara çıkara yaşarım ben onu. Ama ona bir şey olmasın ya, kurban olurum yani. Ah canım, ah canım ya. Ha illa tabii ki Ozan hasta olacaksa yani seve seve çorbasını da kaynatırım. Ihlamurunu da yapmak benim için bir zevktir, o da ayrı. Yani birimiz hastalansak da şu hayatın balını bir yesem diyorsun. İlahi. Aman, insanı grip olmaya özendiriyorsun çocuğum. Ay Allah'ım ya. Ay lütfen rica ederim İpek'ciğim. Lütfen otursa. Ben bir 20 dakika yürüyüş yapıp geleceğim malum sağlık için. Çünkü benim yerime hastalanan olmadığı gibi ölsem su veren ya çıkar ya çıkmaz. Aa, sen beni mi çekiştiriyorsun misafire küçük? Seni mahvederim. Şaka yapıyorum be. Ay canım benim. O zaman bir gelsene evladım sen. İyi yürüyüşler. Gizem abla, acaba havlu verse miydik? Ay ben abla dedim ama size yani o kadar aşırı gençsiniz ki hani abla da şimdi... Ozan evlenmezse ben evlenirim seninle. Oğlum al bu kızı, al. Düşünmüyor değilim yani. Düşünme oğlum, al. 40 yılın başı bulmuşum bir derli toplu aile kızı. Böyle kızlar eskide kaldı. Artık yapmıyorlar bunlardan. Piyasada yok bu modelden zaten. Koleksiyoner parçası bu. Eğlenilecek kızla evlenecek kız bir arada. Çok amaçlı tasarım. Gerçi hepiniz çok gençsiniz. Zahide Hanım'a da Zahide abla mı desem acaba? Aman! Kız sen bizi 20 yaş gençleştirdin ya. Lan bile diyebilirsin. Ay lan! Ne yapalım kızlar? Birer Türk kahvesi daha içelim. Aa ben yaparım. Aa zahmet etme. Aşk olsun ya. Lütfen. Aa ölü mü yiyin? Ölü mü?
Ben rejimi de yiyemem. Aa, bak hemen topluyor musun? Vallahi zahmet. Ne olur, gelir. Ne olur. Aa, kıyamam. Bundan var attığını yerim ben. Nasıl bir şaka bu İlayda? Tatsız. Ya şaka değil. Siz duymadınız mı? Değerli konut vergisi işte. Hepimizden alacaklar. Eve 5 milyon üzerinde değer biçerlerse ödüyorsunuz. Ozan'ın ciddi bir ilişkisi var diye bizi üzmek için mi uydurdun bu hikayeyi? Ciddi ilişkisi mi var? Kim ki? Nasıl? Haberin yok mu? Yok. Yani bu vergi gerçek mi? Evet. Ay, tabu kadastrodan tebligat gelmiştir. Posta kutunuza bakmadınız mı? Dur, kalp krizimi geçireyim. Sonra bakarım. Abi nefessiz kal. Şuram sıkıştı bir şeyler. Emzin amca. Ay, ılgıt ılgıt sıcak bir şeyler oturdu. Şuramdan akıyor. Ay, yemin ediyorum. Aslında ne kadar sıcak. Ne gelmiş talep? Vallahi anlamadım. Yani bu evin değerini 6.700.000 TL olarak belirlemiş tapu ve kadastro. Biz ne yapalım? Aramayız de. İtiraz edebilirsiniz falan diyor ama. Ya ben bir itirazım yok. Elden memnunum. Bir dakika, bir dakika. Ha, vergi istiyor. Cengiz Bey'in bundan haberi var mı? Bence var. Biri çığlık mı attı? Ne hamar attı. Ya İpek bir yemekler yapıyor, bir sarmalar sarıyor. Vedat Milor ise o evden bir daha çıkmaz. Ya sen beğen, o bana yeter hayat. Afiyet olsun. Kurban olurum sana. Maşallah. Çok iyi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Diştiler, diştiler. Vurdular mı? Ay yok, nefes alamıyor. Tıkandı. Su içiyordu normal. Ben dedim ki... Hayli manevrası. Ne yapıyorsun yavrum? Heimlich manevrası. Nefes burnunuza bir şey kaçtı sandım da. Hayır işte, vergi kıçımıza kaçtı yavrum. Baba. Ne var lan? Böyle şey olur mu ama ya? Böyle şey olur mu? İki ev için 40.000 lira vergi alacaklarmış kendi evlerim. Kendi evlerimden! Ay! Ay! Ay, boğazımı sıkıyorlar. Sakin. Tamam canım. Tamam, gel. 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 Deme gel. Öyle. Yat. Şöyle. Yat, yat, yat. Dinle Asim. Yat bakalım. Evet. Çocuklar şey yapın, siz gençler bahçede oturun. Ben şey yaparım, haber veririm size. Cengiz ölürse falan şey yapmayın. Evet, İpek'cim, İlayda Ozan'ın eski nişanlısı. İlayda, İpek Ozan'ın yeni kız arkadaşı. Hadi bakalım, siz şey yapın. Gizem abla, isimler yeterliydi. Merhaba. Memnun oldum. Hadi bakalım, hadi. Canımdan can koparıyorlar! Hayır, hayır, abartma ya, abartma canım. Ne oluyor bu kadar ha? İlaydaların yalıya 200.000 lira vergi alacaklarmış. Dedim ki ha 200, ha 240 elinizdeymişken bizimkini de veriverin dedim. Ay yok artık. Kabul etmedi tabii. Pamuk eller cebi dedi. Aynen. Benim fobim o laf. Benim fobim. Orada şuurumu kaybetmişim yani. Kendime geldiğimde işte kapıda... Bunu böyle tebligata böyle bakarken buldum kendimi. Allah ya, çok kötü boğuluyorum ben ya. Boğuluyorum ben! Boğuluyorum ben! Sakin. Sırtıma bir şey sapıyor. Sırtıma böyle böyle bir şey tebliğ ediyorlar sanki. Buralarıma tebliğ ediyorlar benim. Buralarıma, etlerime, etlerime. Etlerimi koparıyorlar. Tebliğ ediyorlar beni. Beni tebliğ ediyorlar! Benim. Ay delirmiş gibi adamın arkasına dolan sars sars. Dedim boğazına bir şey kaçtı herhalde. Babam doktor, o öğretmişti. Anladım. Bir şeyler içelim mi? Yok be, ha, değil mi? Çay kahve öyle sürekli kıraathane gibi. Aşkım yazık, kızcağız kantar içinde geldi. Bir kahve falan iyi olmaz mı? Tamam, o zaman ha? Ben şey yapayım. Ozan'la nişanlıydık ama yürümedi.
Şimdi normal arkadaşız. Öyle. Aynı sitede oturuyorsunuz. Evet. Sürekli karşılaşıyorsunuzdur. Evet ama artık bayağı kankayız. Yani lütfen rahat ol. Başka bir şey olmaz. Tabii ki olmaz. Olursa öldürürüm seni. Ne oldu? Neye güldün? Şakaya. Gülümsüyorum diye şaka mı yaptım sandın? Yani. Ben şaka sevmem. Mizahla hiç aram yoktur. Sadece gülümsüyorum. Güler yüzlüyüm ben. Mesela şu anda elimde alet edevat olmadan çıplak ellerimle seni burada öldürebilirim ama manikürüm bozulur. Oo, muhabbet bayağı koyu. Annesin. Evet, buyur. Teşekkürler hayatım. İlahi'dam, gözünü seveyim hayatım. Seni öldürecek olan insan, dur öldürmeyeyim manikürüm bozulur der mi? Orada eski nişanlı, yeni sevgili yalnız kalmışsınız. Kız kasılmayın diye durumun üstüne mizahla gitmiş. Bence kaliteli espri. Sıkıntı o işte. Ben espri yapmam dedi. Ay olur mu be? Ben kızla tanıştım. Bıcır bıcır neşeli bir kız şey. Sana da bayılmış. Ay ne olur şu pasta süsleme işini bir yarım saat gösteriversin falan dedi. Ay yazık ya. Çok gereksiz bir fikir bu. Ne alaka şimdi? Mutfağa meraklı babysi ne var? Bence seni kıskandığını hissetti, o buzları kırmak istiyor. Ben kimi kıskanacağım? Ozan'ı değil herhalde. Ama senden sonra ilk ciddi ilişkisi. Bak olabilir hayatım, insansın. Allah Allah. Üf, kız bir tuhaf diyorum. Garip bir titreşim hissettim. Aman tamam, çağır gelsin. Öğreteyim. Neyin peşindeyse. Ay arkadaşlık, dostluk peşinde. Oh içim fesat bacımın güzeli. O içi bir temizle. Ah olmaz olmaz. Ah! Ah! Ay ölüyorum ben. Ay ölüyorum. Ne olacak bu? Ceza bu, ceza. Vergi değil bu, ceza. Bu ceza bu. Vatandaş olsun mu? Ne yapacağız biz, nerelere gideceğiz ya? Ay kolum uyuşuyor, çok fenayım ya. Kaldıramıyorum şu kolumu ya. Oğlum sıcak koy. Koydum ya, iyi gelmedi. O zaman soğuk koy. Mideme sıcak. Kafama soğuk iyi geliyor ya. Şöyle yapınca iyi geliyor. Bak bu sefer gelmedi. Gelmedi. Böyle olmadı. Böyle gideceğim ben ya. Allah'ım yarabbim. Ya sadece lüks evlerde oturuyoruz diye. Ayda 20'şer bin lira vergi çok fazla değil mi? Ay ayda değil, yılda yahu yılda. Ha yılda ha. E bir şey değilmiş kız. Bunu gizemem, az para mı? Durup dururken kira gibi. Adamın kendi evleri ya. Evet kendi evleri. Evet kendi evlerim. Ama içinde siz oturuyorsunuz, kira da vermiyorsunuz. Yani? Yani? Sizin evin vergisini de siz ödeyiver. Yok artık. Ay ne yapacağımı bilemiyorum ben bunlarla ya. Mideme soğuk, enseme sıcak mı yapsam belki iyi gelir. Gelmedi. Çok fenayım ben, çok. Duygu sömürüsü yapılacaksa benim yapmam lazım Cengiz Bey. Can havliyle kafadan böldüm. Ayda 1666 lira etti. Oy, ödeyemeyiz. Devlete gidecek vergi bu şekerim. Yol, su, elektrik. Okulda mı yapmasın devlet size? Hani demin ceza gibiydi, şuydu buydu. Ya ben mi size dedim lüks villa alın diye? İyi tamam o zaman. Hadi sizin villayı satıp 4 tane daire alırım. Hepsini kiraya veririm. Vergiden de yırtarım. Siz de kendinizi yırtarsınız. Nasıl? İyi fikir mi? Beğendin mi? Ama bu site ve villaya çok alıştık. Ben artık havuzsuz, bahçesiz, spor salonsuz yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Jacuzzi, su yatağı. Asla taşınamam. Asla. Yok yok, sizin evi satacağım ben. Hatta bu evi de satacağım. Erman, ne diyorsun sen be? Cengiz, nasıl? Bir dakika, hayır. Yürüme Farkuru. Site kuaförü, ben her gün saçımı maşa yaptırıyorum. Hayır, ben kuaföre 150 metre mesafeden daha uzak olamam. 2 villayı da satıp 8 tane daire alırım. Hepsini de kiraya veririm. Vergiden de yırtarım. Oh! Bir ferahlık geldi ya.
Hangisi iyi geldi? Sıcak mı iyi geldi? Soğuk mu iyi geldi? Nereme bilemedim ama. Bak gözüm açıldı ya. Bir ferahladım sanki. Koskoca yalıda yalnız iki kız. Kıyamam. Başka yere taşınsanız aslında sizin için daha güvenli olur. Her açıdan. Yok, yalıyı seviyoruz biz ya. Şimdi şeker hamurumuzu hazırladık. Bu kesici aletlerle şekil vereceğiz. Ay ne çok kesici alet. İnsanın hoşuna gidiyor. Mesela şu. Şunu şöyle adamın böyle boğazından şöyle geçirsen. Tek hamlede bir çeksen. Gitti işte o kadar. Hiç o amaçla kullanmadım. Kimse kullanmamıştır. Bir ilk olur aslında. Evet. Şimdi mesela çiçek yapalım. Ama. Bu ne? O pizza kesici ama şekeri de güzel kesiyor. Ay bu seni de güzel keser. Bu şaka daha devam edecek mi? Kız sen de şeker gibisin anlamında be. Ay sağ ol. Anlamadım bir anda. Şimdi mesela şöyle keselim. Aslında her şey silah olarak kullanılabilir. Yeter ki insanın eli yatkın olsun. Nasıl yani? Yani şimdi dünyada çok fazla insan var ya. Hani derler ya işte herkes kendi kapısının önünü süpürse sokaklar tertemiz olur diye. Herkes uyuz olduğu bir kişiyi öldürse kafalar tertemiz olur. O manada yani. Konumuz cinayet mi pasta süslemesi mi ben anlamadım. Aman ben aklıma geleni cırt diye söylerim be. Benim içim dışımdadır. Sen bana ne bakıyorsun? Hadi ver keseyim. Şeker hamurunu kız seni değil. Yanlış anlama. Ya da anla. Dediğim gibi bizi bu evden yollasalar... emlakçı, ev kirası, taşıma masrafı şu bu derken... aklıma bir çözüm geldi Şenur abla. Belediyenin barınakları. Değil mi? Süper fikir vallahi. Ama ısınıncaya kadar kalabiliyormuşum. İyiymiş. Yemekler falan da hep bedava. Anne ne diyorsun ya? Homeless miyiz biz? Allah'ım ya. Oğlum devlet bu imkanları vermişse niye kullanmayak ya? Vergisini ödeyen vatandaşın hakkı. Vergi dedin üstüne bastın. Değerli konut vergisini yarı yarıya ödeyelim. Ne? Ayda 1666 lira. Size düşen 833. Aslında olur ya. Vallahi yani ne olur. Pardon. Benim anımda süzme gerizekalı mı yazıyor? Benim anımda elitleri kurtarma derneği gönüllüsü mü yazıyor? Benim anlamda patronları destekleme vakfı kurucusu mu yazıyor? Ne ya Cengiz Bey'in vergisi bize mi düştü ya? Anne veririz o kadar ne olacak ki ya? Oğlum biz misafirik ya burada. 12 hafta 2 gün 7 saattir. Ne misafirliği bu? Gün sayıyorum diyordun anne ama ben bu kadarını beklemiyordum. Pardon da. Bizde bayır mı yok yani burada sığıntı olmaya? Da. Kiralık evlerinde 2000 liradan başlıyor. Ben dulum, ben mağdurum. Benim şengelim var, benim tansiyonum var. Ben nereden bulayım ucuz kiralık evi ya? Aa buldun. 833 liraya site içinde villa. Kalk oğlum barınağa gidiyoruz. Anne saçmalama ya. Oğlum ne var ya Allah Allah. Battaniyesi, yatağı, çay, çorbası her şey var. Yürü. Anne otur Allah'ını... Anne Allah aşkına ne yapıyorsun otur ya? Oğlum ya ben pardon da bu paraları... anımın teriyle milletin boynunu ova ova kazanmışım ya. Gider o evsizlerle yatarım daha iyi. Kan kuzarım kızılcık şerbeti içtim derim. Beni iterler geldim düştüm derim. Beni evden barınağa atarlar. Ömür hayatını kendim seçtim derim. Allah aşkına ya, geç otur ne olursun. Yat şu tarafa yeter ya. Lan, vallahi oğlum, bırak. Ya. Ay, bırak ya. Bunu bırak yat şu tarafa doğru ne olur ya. Ne ya? Aile faciası her akşam. Allah aşkına Şenur. Tony ben sizle gelmesem. Ya kız bir garip kesici alet falan seviyor. Tedirgin oldu. Delirmedim hayır. Aa, o kim? O ne? Ne bana mı yapıyorsun? Tony camda bir kadın belirdi. Cadı gibi bir şey vallahi çok korkunç.
yok oldu. Vallahi gördüm. Kendi yansımamı görmedim salak. Cadı gibi bir şey gördüm diyorum. Kapat da ne? Ne gördüm ben ya? Ay. Nereye bakıyorsun? Şey, bahçede yaşlı bir kadınla karşılaştın mı? Beyaz saçlı, uzun etekli, tekinsiz biri. Şendur Hanım. Hayır be. Böyle köylü desem değil. Bodrum'a taşınmış Cihangir Enteli desem değil. Böyle korkutucu biriydi. Güvenlik yemekte. Ha. Acaba ben bahçeye girince mi kaçtı? Herhalde. Camın öteki tarafında durdu. Bana eliyle gel, gel yaptı. Gel, gel yaptı. Ha. Ay, hayalet gibi bir şeydi tırstım. Camda gördün. Ha. Şenur Hanım olmadığına eminsin. İnanmazsın, inanma be. Çünkü biraz gerginsin bu aralar. Sinirlerin bozuk. Hı. Kedisin hayaletiyle konuşan biri... benim camın arkasında yaşlı bir kadın gördüğüme inanmıyor. Çıkıyorum ben. Nereye? Kendime düzgün bir kız kardeş bulmaya. Hayır, şimdi evi satsanız ucuza gider. Piyasada param var ya. Talip, zaten çarpıntım var. Benim de çarpıntım var. Evsiz kalacağım diye kalbim pırpır. Ay Cengiz, gözünsün biraz sakin ol. Çok helak ediyorsun kendini şekerim. Bak düşün, bu sadece 40.000 lira. Açık kalp ameliyatı ne kadar? Açık kalp ameliyatını bir kere olursun, iki kere olursun. Bu her sene. Her sene nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Oğlum, bu ev bu kadar etmez diye itiraz ediliyormuş. Evet Cengiz Bey, bir daha baksınlar ya. Evet, bir daha baksınlar lütfen ya. Ya bir daha bakıp 10 milyonu derlerlerse... %1'e çıkıyor o zaman belki. %1'de 100.000. 100.000, 200.000. Cengiz, tamam, itiraz etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz, itiraz iptal, tamam, bitti. Geçti, geçti, geçti. Yok, öyle bir şey yok. Ah, bu evler satılacak. Bu evler satılacak. Kim istiyorsa gelsin alsın. Değerli konut vergisini de ödesin. Ben gider değersiz bir konutta otururum. Arkadaş, en azından kafam rahat olur ya. Ben dayanamıyorum, çok fenayım ya. Midem. Sırtım. Yok. Sırtım. Midem. Midem. Sırtım. Yapıyorum ben. Tamam canım, tamam. Sakin. Ey Allah. Ya bu adamın her ay kredi kartı harcaması zaten 40.000 lira. Ama tam böyle mecbur olunca. Yoksa öyle oraya buraya harcısa 40.000'i. Ya da oraya buraya harcıyorum zannetse. Hepimiz 3-5 masraf gibi ondan alsak. Vergileri de öyle ödese. Ha 40.000'i öyle topla. Şey desek, geldiler evlere bir daha baktılar itirazımız üzerine. Ne bu böyle gece kondu gibi yerlermiş bunlar. 5.000'e yetmez dediler, gittiler. Vergi iptal desek. Ay. Aşkım, sen hiçbir şey içmiyorsun. Canım istemiyor. Ha, dur ben sana hazırlatayım. Şöyle özel kokteyller. Sıkma portakal falan ha? Gerek yok. Dur yaptıracağım sana bir şeyler. Kurban olurum ya. Kız kendini yırtıyor. Bari eğleniyormuş gibi yap ya. Ayıp. Havamda değilim. Patroncuma ev vergisi geldi mi? Of, hiç sorma ya. Ortalığı yıkıyor. Bütün evleri satacakmış. Bu kadın, o kadın. Kim meybisse? Camda gördüm dediğim yaşlı kadın. Nasılsa? Kız, orada kimse yok. Ama oradaydı. Bir anda nereye yok oldu? Hangi kadın bu ya? Akşamüstü evin camında da yaşlı korkunç bir kadın gördüm dedi. Şimdi de burada gördüm diyor. Ay. Böyle eliyle bana gel gel yaptı yine. Rüya gibi bir şey mi? Ne, anlamadım ben de. Kız ileride hayatım, sen iyi misin? Oradaydı. Tamam, konu kapandı, susun şimdi. İnşallah beğenirsin. İç. Hepimize şifa olsun aşkım. İlayda, hayatım, sen terapiye mi başlasın acayip? Mal mısın ya? Öf. Ha doğru, terapiste yazık. Anladım. İpek seni zehirledi, bunu söylüyorsun. Kesinlikle. Bütün gece kustum, niye? Alkol alınan gecelerde hiç de yaşanmayan bir şeydir aslında. Allah Allah. İki yudum aldım, bıraktım ya sen de. Gitti barda kendi hazırladı artık içine ne koyduysa.
Aşkım birkaç içkiyi karıştırdıysa miden bulanmıştır. Normal. Sarhoş oldu, eğlen diye yapmıştır. Kötü niyet yok. Ya bu kız beni öldürmek istiyor diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz? O seni öldürmek istiyor. Yok sokakta yaşlı kadınlar anında çiçek dönmesiyle beliriyor, kayboluyor. Sen bu Göbekli Tepe dizisini geceleri izlemesen mi acaba İsa? Dizimizi değil. Bir travmanın su yüzüne çıkışı. Ozan düğünü terk etti, şimdi başka biriyle evlenebilir. Konu bu. Ne unuttum, ne unuttum diyorum. Dün gece kendime düzgün bir kız kardeş bakacaktım, onu unuttum ben. Tony, mutfağa söyler misin bana biraz daha soda getirsinler? Tamam hayatım. Ama ben de aptal değilim. Bak şimdi. Bak bak. Kanıtı aldım. Yuhadan bardak mı çaldın? Hırsızlık bu. Cinayetten iyidir. Midem bulanmaya başlayınca parçaları birleştirdim. Hemen bunu kimseye çaktırmadan çantama attım. Abla, kız seni niye öldürmek istesin? Ozan'la evlenmek için. Tabii. Ozan hala bana aşık olabilir diye düşünüyor. Bana yalıdan taşın filan dedi. Beni ortadan kaldırmak istiyor kız. Bu bardağı laboratuvara yollayacağım. Ve hepiniz ikna olacaksınız bu cinayet teşebbüsüne. Hepiniz. Yapacağım bunu. Tamam. Tabii. Bardağım burada. Tamam, sen şimdi sakinleş, otur biraz. Kafamdan uydurmuyorum ha. Biliyorum ablacığım. Uydurmuyorum kafamdan. Çünkü olanları söylüyorum ben. Hı hı. Ama dinlen bence. İşe gitme. Çık koruya dolaş, biraz hava al. Stresli günler geçiriyorsun. Nasıl stresli olmayayım? Manyantaki bana taktı. Bak. Ya Ozan, o kızla evlen. İpek size sabah açma börek mi getirdi ya? Bir tepsi. Size getirmiş. Size getirirken bize de yapıp getirmiş. Senin komşun onun komşusuymuş. Geldi, 5 dakika oturduk, kalbimizi çaldı gitti. Çok acayip ya. Yani güneş sistemine gülümseyişini bir şekilde sığdırmış bir insan Ozan Bey. Ben bir tek yıldız var zannediyordum. Bak ikinci bir kişi çıktı öyle. Berek de Berek ha. Nasıl şıktı ya, nasıl kaliteli bir kız. Aile kızı belli. Yani. Hem aile kızı, hem de... Senin her şeye varım kızı. Vallahi mı diyorsun? Deli bir tarafı var ya. Aa! Bayağı bildiğin mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi... ...devamında doğru mu diyorsun yani, vallahi mı? Ha? Oysa Ozan... ...sokakta serseri, mutfakta çekirge sürüsü... ...devamını bilmem. Devamından şikayet eden olmadı kardeşim, sağ ol. Ben buradayım. Anneyim ben, hey! Ufak tefek ve genç olmam. Saygısızlıkla rekor denemesi yapmanızı gerektirmez. Pardon Safiye. Abla kusura bakma ya, kaptırmışız biraz da. Vergi işini ne yaptınız oğlum? İşte Gizem abla çalışmalara başladı. Olmayan bir çanta için para istiyor şu an. 10.000 liraya çanta ne ya? Kaçıncı çanta bu? Aa, yalnız bir dakika. Burada benim çantalarımın sayısının hesabı yapılmaya başlandıysa... ...ben de yani bazı insanların... ...boyunun, yaşının filan hesabını tutmaya başlarım yavaş yavaş. Yani böyle bir şey olur. Yani sevgililer günü hediyesi bu ya. Bu çantayla sevgililer günden yırtıyor muyuz yani? Evet. Tamam, oluruz. Olur. Canım yalnız EFT yaparsan nakit istiyorlar da. Üstad denecek bana. Usta Gizem denecek bana. Verginin 10.000 lirası tamam. Şimdi sizi görelim bakalım, sıra sizde. 10.000 lira ne ki? Devete kulak. Sen nasıl beni gör şimdi? Sen ne isteyeceksin kız? Kıyafet yok. Daha fazla... Ne? Mücevher? Yok, Cengiz asla sana mücevher için para vermez. Çok daha fazlası. Çok pahalı bir şey. Çok pahalı, daha pahalı bir şey. Motosiklet. Yok, hiç inandırıcı değil ama olmaz o motosiklet. Şey yapma, motosiklet isteme. Ne isteyeceksin kız? He? Kimsiniz ya? Nedir bu böyle?
arkasında. Süpürge göndermesi mi bu? Saçlarım yüzünden mi? Aa, ne kadar ayıp. Yok canım, estağfurullah. Siz kimsiniz hanımefendi? Adım Venüs. Venüs mü? Bu yaşta. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Da yani biraz genç adı gibi ya. Neyse. Siz benim evimin bahçesine girdiniz değil mi? Güllerdir. Yalnız yakalayıp konuşmak için uğraşıyorum. Ben İpek'in anneannesiyim. Gerçekten. İpek iyi değil. Uzak durun. Dikkat edin. İyi değil o. Peki. Biraz kafası gidik gibi galiba değil mi? Evet. Maalesef. Hırsi. Evet, hissettim ben onu. O esmer çocukla evlenmeyi kafaya takmış. İlaçlarını da almıyor. Çocuğu da uyaracaktım. Ama yalnızken denk getiremedim. Yok. Dikkat edin. Ne ilacı ya? Kafa. Ben çıkıyorum. Bir şey diyor musunuz? Oğlum, ben biraz para isteyecektim. Niye? Aa, çok güzel bir soru. Niye? Şimdi bu Gizem markete borç takmış. Ne? Hayır, asla takmadım efendim. Nereden çıkmış? Evet, takmışsın. Takmışsın. Hep veresiye alışveriş yapmışsın. 18.000 lira. Ha, he, şey onu diyor, şey diyorsun sen. Da evet ya, öyle ben nasıl yaptım ya onu artık unuttuysam demek. 18.000. Zaten başımızda vergi var Gizem. Nasıl olacak bu işler? Ama yani nasıl yapalım Cengiz'ciğim, yani eve et mi almayalım? O zaman büyüme çağında bu çocuk folik asit yemesin mi? Beyni geri mi kalsın bu çocuğun, gelişmesin mi? Folik asit çağında folik asit jenerasyonu her yerdeyken bu çocuk onların arasında salak mı olsun? Salak zaten. Şu kızla evlense de kurtulsa. İnşallah o da kısmet oğlum. Tamam, ben anneme gönderiyorum. Ama ben böyle mutfak masrafı görmedim. Sanki Versay Sarayı'nda yaşıyoruz, her gün davet veriyoruz. Bakın size söylüyorum. Bundan sonra dışarıdan sushi, kebap söyleyeni yakarım, yakarım. Kusura bakma. Evet. Tabii dikkat etmek lazım onu. 28.000 cepte. Niye cepte 28.000? Bütün azarını ben işittim. 28.000 liralık azar işittim ben burada. 28.000 cepte ne etti? 40, 28. Ne kaldı? 0, 2. 12.000 kaldı. Ben de kafadan şey yaparım. 12.000 ha? Bu zekayla o kadar ezilmem. İpek'in 19 yaşındayken bir sevgilisi vardı. Evleneceklerdi. Gelinlik filan alındı. Bir gece çocuk onun en yakın arkadaşına yüzük taktı. Aa. O gün bugündür kız terelelli. Terelelli mi? Akli dengesi bozuk torununuz için terelelli mi denir hanımefendi? Aman, sen de dediği gibi biraz uyuz bir şeymişsin yani. İpek mi dedi bunu? Kimseye beni anlatma. Nereye ya? Venüs, dur bir dakika. Venüs Hanım, Venüs Hanım. Nereye ya? Allah Allah. Abla, beraber yürüyecektik. Sıkıldım çıktım. Kime bağırıyordun Venüs diye? Bu yaşlı kadına işte. Camda gördüm. Hah. O İpek'in anneannesiymiş o. Her şeyi anlattı. Kız evlenememiş. Kafayı yemiş. Şimdi Ozan'la evlenmeye takmış. Dikkat et, senin peşinde dedi. Anladım. Evlenememiş. Hı. Ozan'la evlenmeye takmış. İpek, ben değil. Tamam ablacığım. Hadi hırkanı giy, evimize gidelim. Kadının adı Venüs. Hı hı. Ne? Olamaz mı?
Nefaret desem inanacaksın ama. Ben sana inanıyorum ablacığım. Gel. Hiç inanıyor gibi değilsin ama. İnanıyorum ablacığım. Ya bak tamam hadi o beyaz saçlı etme beyaz. Aynı elbiseyi giymiş bilmiyorum ya kafasına bir şey giymiş. Bugün niye herkes benden para istiyor ya? Baba İpek'e doğum günü hediyesi alacağım ya. Ne kadar? Yani 7.000, 7.500 yeter. Küş! Oğlum madem o kadar para vereceğiz bir yüzük al tak bari. Hem kızı rezerve etmiş olursun. Rezerve ne ya baba öf. Bu kızı kaçırma. Kaçırma bu kızı. Vallahi bence de kaçırma. Yoksa anamın gözü var. Ne diyorsun? Ya Ozan Bey almayacaksa fazla kurcalamadan bize versin. Ben talibi alacağım diyor. Anası ölmüş çöpsüz üzüm. Babası da doktor bize bakar diyor. Yuvam yıkılacak ya. Gönderiyorum parayı. Hemen güzel bir şey al. Tamam talip var. Bebis ne oldu? Ablam iyice rahatsızlandı. Gel dedin. Yine midesi mi bozuldu? Gibi. Biz de Tony'nin peşine takıldık. Geçmiş olsuna geldik ama rahatsız etmedik inşallah. Estağfurullah. Biz gidelim be. Ya kesin benim kokteylden oldu. Ya İlay da içmeyi bilmez ki. Ay. Buzdan da olmuş olabilir. Midesini üşüttü. Ay benim salaklığım. Kıyamam ya. Ne yapıyor? Yatıyor mu bacım? Yok duşta. İşiniz falan varsa beklemeyin aslında. Geç kalmayın. Ya ben evden alelacele çıktım da şöyle bir allık falan süreyim dedim. Lavabo ne tarafta? Koridora çıkın istediğiniz banyoyu kullanın. Teşekkürler. Arkadaşlar ablam iyi değil, kafası karışık. Hep karışıktı. Kendi kendine kavga eden bir tip. Öyle değil. Olmayan insanlarla konuşuyor filan. Bu kıza kafayı takmış, öldürecek beni diyor. Ne diyorsun Ali Ara'ya? Eyvah! Bayağı ciddiye mi bindi bu iş? ...500 lira mı alabildin Cengiz Bey'den? Ya pintinin teki. Kış için bir botu çok beğendim. Babam alamadı. Sizden borç alsam dedim. Al bakalım. Benim hediyem olsun canım. Gerçekten mi Cengiz amca? Çok teşekkür ederim. Ama babana anlat bunları. Babana anlat. De ki... ...Cengiz amcam bana marka bot aldı de. Ayrıca söyle... ...de ki sen her hafta sonu eve gelmek istiyormuşsun ama... Cuma erken çıkmışsın, pazartesi geç gelmişsin. O fabrika nasıl öyle dönerdi? Yazık değil mi adama de? Cengiz amcam benim botuma kadar düşünüyor. Üzme Cengiz amcamı de. Söyle bunları. Hepsini diyeceğim. Not alayım ben bunları. Söyle. Bot giymekten soğudum. Ay bana da para vermedi. Sen bana ver, devlet boğazıma çök dedi. 4.000 lira eksik. Ben hallederim. Hayt, Cengiz Bey sana günahını vermez. Tek böpreğini bile alırım. Kendi yöntemlerim var. İyi bir psikiyatr bulalım. Hiç psikiyatra giden tanıdığınız var mı? Kime sorsak? Yani en deli tanıdığım sensin. Deli mi? Ablamın böyle bir cahile aklını takıp kafasını bozması. Ay yine kendimi rezil ettim ya. Ay ne yaptın hayatım? Ay sus sus hiç söylemeyeyim. Tam benlik skandal. Bu kızı tutun. Polis çağırın. Bir pizza kesicisiyle kesecekti beni bu. Ne? Abla sakin. Banyoya daldı. Allah'tan o anda perdeyi açtım da gördüm. Öldürecekti beni bu. Ne diyorsun? Kurban olayım. Yanlışlıkla senin duş aldığın banyoya girdim. Çığlık attın hemen çıktım. Kusura bakma ne olur. Yapma ya. O pizza kesicisini arıyordu o zaman elinde. Aa. Elimde bu vardı. Bunu mu diyorsun sen? Ha, yanlış görmüş demek. Ay olabilir canım. Asabı bozuksa demek ki ise. Ablacığım sen azıcık uyusan mı? Bir dakika ya. Akşamüstü anneannenle tanıştım. Tövbe. Tövbe ya. Bütün hikayeni anlattı. İlaçlarını da almıyormuşsun. Aşkım, benim anneannem 10 yıl önce rahmetli oldu.
İlayda, böyle Napolyon'u falan görüyor musun ya da böyle eski padişahlar falan oluyor mu öyle şeyler yani? Dur Ozan'cığım, kurban olayım. İlayda'cığım, acaba sen beni birine benzettin de ondan mı böyle söylüyorsun? Allah korusun, sen kendine zarar verme de gerisi dert değil. Anneannen öldü mü gerçekten? Kız bacım, tıbbi yardım al. Bak gözünü seveyim ha. Üstüne gitmeyin çocuklar. Allah korusun, kendine zarar vermesin. Her şey çözülür, her şeyin çaresi var İlayda'cığım. Ben iyi değilim. Ya dur, ben bir su falan vereyim sana. Sen bütün gece kustun, acaba ondan mı oldu bu ha? Abla, çok gerilim var üstünde. Ev, iş, şu bu. Çok normal. İlayda, beni tanıyor musun? Maalesef tanıyorum gerizekalı. Keşke hiç tanımasaydım. Ondan oluyor bütün bunlar. Kız vallahi hep nazar be. Vallahi nazar. Venüs, her şeyi sok burnuna. Selamün aleyküm Cengiz Bey. Aa, merhaba, buyurun. Sen o kadınla gördüm. Hangi kadın? İşte hanımın olmayan kadın. Sen daha iyi bilirsin hangi kadın. Kim o ya? Gözümle gördüm ya. Gözüme mi inanayım sana mı Cengiz Bey? Nerede gördün? İşte ben de oradaydım. Kim o ya? Hangi kadın? Ne? Ha, sen şeyi diyorsun ya. Alman kadın müşteri o. Yabancı tipli bir kadınla gördüm seni. Alman işte. İşte ben de onu diyorum. Hiç utanmıyorsun değil mi Cengiz Bey? Gepe genç, güzel hanımın var. Daha da gözün dışarıda. Dışarıda değil ya, asla değil. Dışarıda, dışarıda. Almanya dışarısı değil mi? Türkiye mi? Şenur Hanım, müşterilerimizle öğle yemeği de mi yemeyelim artık? Ay, diz dize bir yemekler, bir keyifler. Vay, 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 vay. Sen ne yapıyordun orada? Ne işin vardı bebekte? Ay 40 yılın başı bir bebeke gitmişim, bir de ne göreyim Cengiz Bey, yabancı tipli bir kadınla bir yemekler, bir keyifler. Ay, aman, 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 aman! Gizem'e söyleme. İşte şimdi aramızda diyalog başladı. Ya böyle söylersen yanlış anlar kadın. Yani Tony de gelecekti yemeğe ama geç kaldı aptal. Ondan öyle baş başa oldu, yoksa vallahi ihracat konuştuk ya. Gizem benim kankam, gerçekleri bilsin. Niye böyle kötüsünüz ya? İşte geçim derdi, hayat şartları, borçlar benim kalbimi taşa çevirdi Cengiz Bey. Ne kadar? 6000. Çok iyi insansınız Cengiz Bey. Büyük sevap işlediniz. Allah işlerinizi rast getirsin. Sade Almanya değil. İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda. Hepsine rekor ihracat yapın inşallah. Oldu, bereket versin. İyi günler. Bayağı şizofren mi çıktım şimdi ben? Ablacığım, geçici dedi doktor. Bir şey tetiklemiştir dedi. Bir süre ilaç kullanacaksın, geçecek, tamam mı? Yani iptal edilen bir düğünün beni bu kadar etkilemesi. O kadar terapiye gittim bilmem ne. Sadece kafam değil, dünya da karışık, baksana. Tatlım, ekonomi siyaset bitti. Al, magazin ek yok bu. Bak, Gizem Hanım'a hiç böyle şeyler oluyor mu? O da doğru. Vallahi 40.000'i topladık. Pazartesi Ozan gitsin yatırsın. İnsanın içi gene de bir fena oluyor yani. Ama evimizden olmaktan iyidir. Ha Talip. Talip, para tamam. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Tamam. Devlet konut vergisini iptal etmiş. Bu paranın 4000'i benim. Ay bana acıyıp da verdi. Adamın sevabına engel olamazsınız. Bir dakika, o zaman ben de çantamı alırım. Ne demek ya, enayi mi? Bir dakika, bir dakika. Benim de bot param var. Hop hop, çekin bakayım en ayaklarınızı. Bunun 18.000'i benim, anlaşıldı mı? Bir dakika, bir dakika. Ya tamam, ne oldu? Ondan sonra.
Cengiz Bey, değerli konut vergisi iptal olmuş efendim. Çok eleştiri varmış falan filan bir şeyler işte iptal yani sonuçta. Allah'ım! Tayyip ne diyorsun? Vergi iptal mi? Vergi iptal mi? Allah'ım! Seni seviyorumdan sonra duyduğum en güzel iki kelime. Yaptık yok. Çok iyi ya. Oh, oh, hoppala. Kutlamaya mı gittik? Ne yapsak acaba? Gel, gel. Atlatacağız bunları. Hey Allah'ım. O gece yuhada Ozan'la beni merhabalaşırken çekmişler. Başlığa bak, eski aşk alevleniyor mu? Şş. Aman takma bunları. Okuma okuma. Gidip sana mizah dergisi falan alayım mı? Bu kadın o kadın. Kim? Bak arkamızda. İleride karanlıkta. Venüs bu. İpek'in ölmüş anneannesi. Evet. Fotoğrafta bir kadın var. Ama tanımadığımız biri ablacığım. Bu kadın benimle kameraya da konuştu. Bunları düşünmen normal. Sabırlı olacağız. İlaçlarımızı kullanacağız, tamam mı? Bu kadar mı delirdim ben ya? Bayağı tertemiz delirdim ben o zaman. Bize de Talip haber verdi. Ay nasıl sevindik Cengiz. Ya nasıl mutluyum yani bilemezsiniz ya. Bu 40.000 nasıl ödeyeceğim diye uykularım kaçıyordu yemin ediyorum ya. Kendini helak ettin be oğlum. Biz ne yaptık biliyor musun? Abi söyleyeceğim, dayanamayacağım. Valla söylüyorum. Sen kendin çok paralıyorsun bu vergi işine diye. Biz o parayı senden küçük 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 çaktırmadan topladık. Vergiyi ödeyecektik. Çanta falan? Çanta, markete borç, İpek'in hediyesi, Yıldız'ın botu hepsi palavraydı. Sen üzülme diye vergiyi denkleştirdik. Ah canım. Ah canım ya. Ya aile, komşular. Ne güzel şeyler ya. Hı? Ödeyecektik sana da eve vergi çıkmadı diyecektik. Çünkü kira ödüyormuş kafasına girip etinden et kopuyormuş gibi bağırmandan yıldık ya. Ya canım benim ya. Şimdi yani sadece... Vergi iptal olmadı. Bir de 40.000 tasarruf mu ettim ben? Ne güzelmiş ya. Verin şu 40.000'i o zaman. Bir koklayayım ya onu ha. Sıcacıktır o şimdi. Böyle fırından çıkmış taze çörek gibi kokar. Bir koklayayım verin şu sıcacık parayı ya. Ne oldu? Efendim? Benim? Ne laboratuvara? Ha bardak. Gerek kalmadı aslında. Sonuçları mail atabilirsiniz. Ne demek o? Halk dilinde yani. Fare zehri mi? Bardakta buldunuz. İpek?
gelinlik mi giydin? Ha, severim ben. Arada giyerim böyle günlük. Güvenlik haber vermedi geldiğini. Denizden geldim motorla. İskeleden çıktım. O elindeki benim pizza kesicim mi? Ya bende kalmış. Dedim getireyim. İyi misin? Ha? Oy, canım benim, kıyamam sana. Kurban ederim. Kurban olurum. Bu olacaktı o herhalde. Bugün kurban sensin aşkım. Hadi bu müsrif kendisine çanta aldı. Ozan da manitasına hediye aldı. Sen 18.000 lirayı ne yaptın anne? Check-up yaptırdım. Nasıl bir check-up anne bu 18.000 liraya? Geniş bir check-up. Ne kadar geniş anne? Senin eninle boyun ne ki? Check-up geniş olsun. E canım işte etraflıca her şeye baktılar. Bak D vitamini eksik çıktı. Anne D vitamini herkes de eksik. D vitamini tam olana ben şüpheyle bakıyorum. Bana sorsaydın ben sana bedavadan D vitaminini eksik derdim. Yazın güneşi çıkmazsın, gölgede uyursun. Nasıl D vitamini bekliyorsun acaba? Evet. Yani güneşte sadece bir yıldız. Yapabileceklerinin de sınırı var. Yani Şenur Hanım zaten asla geri vermez. E, yıldızcıktan da 500 lira bot parasını herhalde geri istemeyeceksin. Ya parasında değilim demek isterdim. Çok isterdim şu an. Ama parasındayım. Evet. Şenur Hanım. Heh. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Siz geçen akşam bizim bahçeye geldiniz mi? Ablam kış bahçesindeyken beyaz saçlı bir kadın gördüm dedi de. Yok ben değildim. Tamam sağ olun. Ama ablanın yanında beyaz saçlı bir kadın gördüm ben. Nasıl? Ne zaman? Dün. Aha burada ben şu yanına ot topluyordum. Kadının da tipini hiç beğenmedim ha. Nasıl biriydi ki? Yaşlı, beyaz uzun saç, uzun elbise. He aynen. Böyle hırlı mıdır, hırsız mıdır, entel midir, dantel midir, karışık bir tip. Allah Allah. Ablanla konuşuyor. Ondan sonra bak böyle şu yanı kaçtı gitti. Gerçekten mi? Ama saçına tarak vurulmamış bir tip. Yani halbuki kadın dediğine acık bakımlı olacak. Kendimi tezih ederim tabii. Ben kadından pek sayılmam da. İşte bu kadın anlatıyor. Alara! Döndü kaçını gitti ya. Bir şey konuşuyoruz burada. Dinlemeyeceksen ne soruyor? Ne garip değil mi? Hayatımız şurada şöyle kendini göstere göstere mal gibi duran o incecik damara bağlı. Şah damarı. Onu kessin mi Mortingen? Hani espri yapmazdın? Yapmadım ki. Güler yüzlüyüm ben. Mutlu biriyim. Ama sen, herkes biliyor ki psikolojisi bozuk olduğu için kendine zarar verme potansiyeli olan birisin. İnce planlamışım. Ay giderek şu genizetini de kessem de hım hım konuşman düzelse. Neyse, son satranç hamlemi yapayım. Şah diyorum. Damar olarak yani. Bak ilk şakamı yaptım, sen de son duanı et. Ay kıyamam ya. Aa. Neyse kıyarım, vazgeçtim. Hayır, 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 harika. Hayır. Al. Oğlum beni kan tutar. İpek var. İpek dur, dur, dur. Aşkım, aşkım nasıl olmuşum? Bunu giyeyim diyorum, ne dersin, yakışmış mı? Ya İlay da delirdi galiba, beni öldürmeye kalktı. Aa, belli zaten. Ben bugün anneannenle buluştum, bana her şeyi anlattı. Aa, kız sen de mi bunlardan kullanıyorsun? Bana vermişlerdi ama ben kullanmıyorum. Aşkım yalnız senin arkandan soğuk vuruyor sana. İstersen yer değişelim, ben senin kollarını arkandan tutayım. Ne dersin, nasıl fikir? Boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver. Eğleniyoruz. Ay çocuklar ben inanamıyorum anlattıklarınıza. Hepinizi Allah korumuş ya. Yok ya ben korudum. Ne oluyor be? Ben yetiştim. Oğlum sen o sırada baygındın. Bir dakika. Benim burada parmağım yaralı. Hayat kurtarırken yaralanmış birim. Kız gazi gibi bir şeyim ben şu an. Biraz saygı. Bravo oğlum. Bravo. Vallahi bravo. Yani sonunda normal bir kız buldun derken... meğersem sen kendi çıtanı yükseltmişsin ya. Pizza kesiciyle boğaz kesmektedir ya.
Düşündükçe ürperiyorum. E hadi bakalım artık şu kızımı germeyin daha fazla. Konuyu değiştirin, güzel şeylerden söz edin. Evet, bravo anne. Aynen, doğru söylüyor annem. Ya İlayda nasıl telaş ettik ama... nasıl da iptal oldu ya değerli konut vergisi? Hakikaten değil mi ya? İptal değil. Seneye ertelendi o. Efendim? İptal olmadı. Ben basın açıklamasını izledim. Tekrar düzenlenecek, seneye çıkacak. E talip iptal dedi. Ben nereden bileyim efendim? Ben nereden bilebilirim ya? Benim 5 milyonluk evim var. Ben mali müşavir miyim? Ben Twitter'da gördüm, söyledim. Hemen vurun garibana ya. Botlarımı geri vermem. Bir saniye. Ben durumu kavramaya çalışıyorum. Yani seneye vergi var. Ve siz seneye ödenecek vergiyi saçma bir çantaya, D vitamini ölçümüne, katil bir kıza hediye almaya mı harcadınız? Doğru mu? Bot var bir de ama geri vermem. Canımdan can koparılıyor. Sancım hemen sıcak su torbası, buz torbası koş. Damarlarım çekiliyor, bir hissediyorum. Yok. Damarlarım çekiliyor. Ay ne var canım? Sonuçta vergi. Yapılacak bir şey yok. Pamuk eller cebe. Pamuk. Ben bir 20 dakika yürüyüp geleceğim malum. Ölüyorum desem bir yudum veren su üsü olmadı. Ölsem bir yudum veren su ya çıkar ya çıkmaz. Bir yudum su veren su. Lorel Hardy. Hoş geldiniz. Lorel Hardy hoş geldiniz. Böyle bir şey oldu. Tam böyle sessiz film dönemi oldu. Ben artık bahçesiz, havuzsuz, spor salonsuz yaşayabileceğimi zannediyorum. Çıkmadı. Yaşayabileceğimi. Ne biliyorsun ya? Ama ben de aptal değilim. Gülme. Dayanamıyorum. Yok, yine gülüyorum. Ha. Bayağı sokakta aşçı. Mutfağı. Street food. Sokak lezzetleri mi? Sen çığlık attın. Hemen yani zaten çıktım. Kusura bakma. Bir dakika. Benim burada parmağım yaralı. Hemen alabilir miyiz? Ablacığım geçici dedi doktor. Ablacığım geçici dedi doktor. Delir. Abla geçici dedi doktor. İyileşeceksin dedi. Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete yavaş gelecek bize.